yakası, aşkımın tek hatırası, Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Hayır, kriz olmasa... Zaten seni sıkıştırmayız bebeğim. Ama Yaprak Hollywood'da film çeker gibi çekim yapıyor yani. Özel ışıkçılar, dekorlar bilmem ne. Bunlar da para be. Daha güzel kızları seçse çekimler daha bir dikkat çekici olacak. Ama kilo vermekten hepsi veremli gibi ya. Anladım. Bu hafta yayın yönetmen sen olduğuna göre arkadaşların yönlendirmişsin artık. Yönetici olmak kolay mı bebeğim? Yok, ben büyük bir zevkle altından kalkacağımı düşünüyorum. Ya Yaprak, bu çekimler ne kadar masraflı oluyor biliyorsun, kriz var ve Hollywood'da değiliz. Nasıl yani? Hayır yani bu kadar dehşet bütçeler kullanmasan, onun yerine daha güzel kızlar seçsen daha dikkat çekici işler çıkarabilirsin. Kızların hepsi veremli gibi yani. Ne demek bu ya? Bu Yaprak hep arkadaşlarını gayri. Ne? Işıkçısı, dekorcusu bunun en yakın arkadaşları. Çevresinde olan insanlar. Beraber alem aktığı insanlar. Faturaları benden çıktığı için ben biliyorum. Hadi ya. Tabii. Onlar da buna ekstra çekim getiriyorlar. Katalog gibi. Anladın mı? Sonrasında da sizsin dergi bütçeleri. Sen benim sırtımı kaşı. Ben senin sırtını haşıyım. Ay. Kız, deldiler mi seni? Ay, çok sempatiksin. Yok hayır, yani kesmeden delerek yap var ya, açtan diyorum. Yalnız aşkım, teknoloji nasıl noktaya gelmiş artık değil mi yani? İnsanı deliyorlar, içine kamera sokuyorlar, baka baka artık ne lazımsa onu kesiyorlar ya. Yalnız doktor senin çektiği filmi bana verdi. Artık içini dışını biliyorum aşkım seni. Ay sen sussana biraz ya, kafam gelmiyor. Yok, ben neşelen diyerekten şey. Karnım ağrıyor, karnım. Ay aşkım ya, geçer, geçer, canım benim, geçer. Ne kız öyle? Neneler gibi. Neneler gibi mi dedin sen? He? Neneler gibi? Neler dedim ben? Çık dışarı. Ama aşkım. Çık dışarı. Aşkım ben refakatçiyim ama. İstemez. Yaprak kalır. Çık dışarı. Ay. Ben teklif verdim, haber bekliyorum. Oo, merhaba, nasılsınız? Ah canım, afiyet olsun beyler. Bu hafta bir yaş daha yaşanıyormuş. Ve çok harika bir olaymış gibi, bir de kutlayacağım. Evet evet, sağ olsun, aslında bir parti organize ediyor da. Geleceğim. Siyasi olmadıktan sonra hiçbir partiyi kaçırmam. Sana o gece büyük bir sürprizim olacak. Hayırdır abi? Harika bir oryantlar. Hayran kalacağız. Aman abi, ne yaptın sen? Rica ederim hayatım. Sen böyle enayi gibi nişanlandıktan sonra bizim de böyle teselli hediyelerimiz olsun yani. Abi olmaz. Aslı kıyameti koparır. Olay çıkarır. Bunda kıskanacak ne var ya? Alt tarafa bir dans gösterirsin. Çayda çıra ekibi gelse onu da mı kıskanacak yani? Abi dansöz olmaz. Vallahi arıza çıkar. Gözünü seveyim. Sen de çok sıkıcıymışsın hayatım. Al sana ikinci cem. Demek ki kızın zevki böyle tipler yani. Bak bile nasıl kız? Ay siz iyi. Ya az kısa sana bir şey söyleyeceğim. O balonun içerisinde ne var az kısa? He. Kız bir fıtır iyisin. He. Alışverişe mi gidiyorsunuz? He, tamam.
Tamam tamam o zaman. Oldu o zaman, görüşürüz. Hep birlikte mi gidiyorsunuz? He. Hep birlikte mi? He. E boş yani. He. Oldu, anlaşıldı askısı. Hayır ama Tanrı verdi. Bana verilen bilgi senin her yere taksiyle gittiğin ve bunları da şirkete fatura ettiğin yönünde. Burhan abiden mi geldi bu bilgi? Kimden geldiyse geldi canım. Bilgi bilgidir. Burhan abi. Aa, çok sohbet etmek isterdim ama şu anda çok acil bir işim var. Hadi sağlıcakla kalın. Peki Aslı. Her hafta bir ünlünün moda editörlüğü yaptığı çekim fikrime ne diyorsun? Olmaz o, olmaz, olmaz. Kötü kötü, olmaz o. Olmaz. O değil de bacım, bizim sağlık sigortaları kriz mriz diye iptal oldu. Krizi bizim sırtımızdan fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Biraz da bu konuyla ilgilensen. Biraz da emekçinin yanında olsan. Biraz da sermaye kesimine yüklensen. Tamam, sağlık sigortaları. Sigortaları. Ay ay durun 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 durun. Ha ne oldu anne? Durun. Rahat yürüyemeyeceğim. Rahatsız bir ayakkabı giymişim. Ay arkadan vuruyor alçak. Ay, hemen dönelim eve. Değişir ayakkabını anne. Ayakkabı değil, ayakkabı. Ayrıca da maaş indirimleri yetmiyormuş gibi bir de bu sağlık sigortalarının iptal edilmesi kesinlikle kabul edilir bir şey değil. Siz resmen çalışanların sırtından krizi fırsata çevirmeye çalışıyorsunuz. Olay bu. Şahika. Ne? Osman abimin doğum gününde hediye olarak oryantal dansöz ayarladım. Sürpriz. Bana ne yavrum be? Ben aşkıma ne getirdim? O ne öyle? Taş bebek senin gibi. Nereden çıktı ayol? Ya yolda gelirken gördüm. Senin aynını kopyanı yapmışlar. Çok sinirlendim, hemen aldım. Küçük Fatoş. Küçük Fatoş mu? Nine gibi değil miyim yani? Ya. Ya kızım sen deli misin ya? Sen küçücük bebeksin. Ya. Ayrıca bir insan bir hastane yatağına bu kadar mı yakışır yani? Ay ne demek o? Ya o biraz saçma oldu. Yani her yere yakışıyorsun anlamında söyledim aşkım. Ya neyse o değil de ben sana bir şey göstereceğim. Şunu tutsana. Tut ver işte. Nerede o? Dur dur. Aşkım ay, yandım. Ay ne diyor bu ayol? Aşkımla yandım. Yandım da yandım da. Benim sesim. Ses kaydetme özelliği var. Ay korktum işte öyle birden. Ay çok şeker. Çok mersi. Ne demek aşkım ya, ne demek? Yeter ki sen iyileş. Ben sadece bunu istiyorum. Senin sağlığın önemli benim için. Thank you.
Yani pijama yerine gecelik entarisi mi yapmışlar bana ya? Geliriz. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Açıklayabilirim. Ben de onun için dedim. Şimdi mi açıklayayım acaba? Benim vaktim bal. Burhan Bey, üstünüzdeki anneannemin gelinliği. Ne? Sen ne sandın ki? Benim damat pijaması değil. Bu ne? Ay ben alıyorum. Annemin gelinliğinin bunun üstü dışı ne? Aman efendim lütfen. Gitti 80 yıllık gelinlik. Oh shit. O zaman insan resmen bu pasta kursundan mezun olduktan sonra pastane falan açabilir yani, değil mi? Tabii canım. Ama ben meslek olarak düşünmüyorum tabii. Evde falan yapmak için sadece. Anladım. Tamam o zaman ben kalkıyorum. Seni bekliyoruz Nihal. Artık görüşmek, konuşmak üzere. Tamam. Aslı, ne arıyorsun benim bölgemde? Çay içiyoruz. Nihal, Makbule ablanın pasta kursundan sınıf arkadaşı. Pasta kursundan mı? Evet. Volkan da benim abim. Gerçi bu bilgiyi aklında tutmana hiç gerek yok. Nasıl olsa bir daha karşılaşmayacaksınız ama olsun. Neyse ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. Nihal Hanım. Vallahi şimdi siz pasta kursu falan deyince dikkatimi çekti de. Sizin bu kursları yabancı şefler falan mı veriyor acaba? Büyük otellerin pasta şeflerinden biri. Siz profesyonel gıda işinde misiniz? Yok canım, ben evde falan yapmak için sadece. Harikulade. Gündüzleri kursa falan gittiğinize göre sürekli bir ofis işiniz yok galiba. Yok, hayır. Fevkalade. Bizim de böyle gördüğünüz gibi işte. Aynı sektör. Tatlı matlı falan. Lütfen oturun. Şu kurs hakkında merak ettiklerimi bir sorayım size. Buyurun. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Annemle. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Efendim? Kaymaklı ekmek kadayıfı falan Türk tatlıları üzerine bizim de bu iş. O yüzden şey ettim ben. Peki hangi pastaları yapmayı öğrendiniz? Bir de bekar mısınız? Bekarım. Allah'ım yüzüme geliyor. Maşallah. Hangi üniversite? Lise mezunuyum ben. Dursun, masayı donat, dursun. Hangi lise? Alo, Makbule abla. Bu Nihal ne tatlı kız ya. Çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim, bu kız gerçekten profesyonel oryantal mi? Ne bileyim, o kadar utangaç bir tip ki. Konuştuk, konuştuk. Parada falan da anlaştık. Osman'ın doğum gününde gelip dans edecek. Ne? Makbule abla, şu anda senin söylediğin bir şeyi kesin yanlış anlıyorum ben. Burhan Bey ne yaptı? Burhan abi. Burhan abi. Burhan abi.
Ne abi? Ne var, ne istiyorsun? Ya açsana kapıyı. Niye bu saate geldin? Ya sen Allah'ın ne kilitliyorsun benim adamı ya? Benim adam lan burası. Ne var gece gece ya? Nasıl ne var ya? Lan bu adam benim adam. Ne kilitliyorsun sen bana sormadan? Allah Allah. Ayaklarına girme buraya. Yeni temizlik yaptım. Terlik giy. Oğlum sen hastanede Fatoş'ta kalmayacak mıydın ya? Ya tamam Fatoş'ta kalıyorum da bir sakıncası yoksa kendime yedek tişört almaya geldim. Tamam geç al. Tamam. Of ya. Zaten uyku tutmadı. Bu avukatın bana kızımız vereceği yok ha. Niye öyle diyorsun ya? Tatlım ha. Yok sabıka kaydı getirmedin. Yok işte avukat şakaları yaptın. Yok anneannenin gelinliğini giydin. Anneannenin gelinliği mi? Uzun hikaye. Oğlum bu iş üzere ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim hazırlıklı ol. Sen istersen Fatoş'ta kal ben burada takılayım. Ne diyorsun sen ya? Ben planımı yaptım. Haberin olsun. Hazırlıklı ol yani. Oğlum sen ayakkabılarını niye giriyorsun? Terlik giy demedim mi ben sana? takıl takıl Burhan abi sen... istediğin kadar takıl. Başım üstü yerim var lütfen. Öyle bir şeyden dolayı demiyorum da... bu ev pek tekin değil. Tekin değil mi? He. Tekin değil pek. Bina eski ya şimdi. İşte ölen olmuş, kalan olmuş. Öyle diyorlar yani. Yani şey... satanistler kalıyormuş burada daha önce. Kedi falan kesmişler. İşte gece ses falan oluyormuş. Ben olsam çok tırsardım ha. Vallahi lan. Vallahi lan. Oğlum sen çocuk mu kandırıyorsun lan? Köylü kafanla, mandal kafanla, eşek kafanla. Bana bir defa hayalet gelin numarası yaptılar. Ben onların hiçbirisini yemedim. Ayaklarına dolandı hepsinin. Kaçın kurasıyım lan ben. Gerizekalı mıyım ben? Aptal. Ya vallahi gerçek diyorum. Şaka değil ya. Hadi lan. Çık git de buradan. Ayakkabılarını bir daha buraya girme. Anladın mı? Altın Top Restansı'nın kuralları geçerli burada. Kimsiz. Çık git lan. Devam git lan. Uykum geldi. Işığı kapat. Valideniz ev hanımı mı? Evet ev hanımı. Babam da demir yollarından emekliydi rahmetli. Allah rahmet eylesin. Muhallebici de bizim aile işimiz işte. Ben devraldım. Koşturup duruyoruz. Maşallah çok güzel bir yer ama. Sağ olun. Bundan sonra sık sık gelip gidersiniz kendi yeriniz gibi. Sağ olun. Siz de sağ olun. Herkes benden nefret ediyor. Ay! Ekip ayrı nefret ediyor, patronlar ayrı nefret ediyor. İki tarafa da yaranmaya çalışıyorum, hiç olmuyor. Ay ne diyorsun ayol? Vallahi. Ofiste kimse benimle konuşmuyor. Yaprak dahil. Çünkü abuk sabuk fikirlerinin abuk sabuk olduğunu söyledim diye. Ya Fatoş yayın yönetmenliği ne kadar kazık bir şeymiş. Ay sen deli misin şekerim? Niye? Birincisi abuk sabuk fikirlerin abuk sabuk olduğu söylenir mi hiç? Ne gibi? Aslıcığım, her gün dergideki herkes olağanüstü orijinal zannettiği gerizekalı bir fikirle kapını çalar. Dinler gibi yapıp gülümseyip kulak arkası edeceksin. Hadi ya. Tabii. Ayrıca dergi ekibi patronlardan, patronlar ekipten bir sürü imkansız şey ister. Eğer iki tarafa da dediklerini yaptırmaya çalışırsan sen arada kalıp tost olursun. Ayrıca Burhan gibi fiştekleyicilere de kanarsan bittin demektir. Burhan'ı sürekli azarlaman lazım ki senin otoriteni tanısın. Yok o tamam, o hatta zevkli bir konu. Ama ötekileri ne yapacağım? Aslıcığım, yöneticiliğin birinci kuralı herkesi dinleyip hiçbir şey yapmamaktır. Kim ne derse desin, ne anlatırsa anlatsın, yarım kulak dinleyip ne evet diyeceksin ne de hayır. Zaten işler kendiliğinden aralarında çözülür gider.
Yalnız insanlar tabii ki bana lafı anlatırken bir tepki bekliyorlar. Fatoş, nasıl yani evet hayır demeden öyle duracağım? Ay, Aslı'cığım, her gün ben siz cak 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 konuşurken niye sabahtan akşama kadar ayna karşısında makyaj yapıyorum sanıyorsun? Ha? Azim Bey, ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Geldim bu süslü püslü laflarınızı, orasını burasını ellediğiniz cıvır karılara söyleyin. Duy da inanma. Yok, gelme istemem. Ben size zot diye attım da sizin haberiniz yok. Yani 80 yıldır şu gelinliğe hiçbir şey olmadı, buraya geldi, cart! Efendim işte büyük şehir böyle büyük olduğu için kargaşası da bululuyor. Ne ilgisi var ya? Sen giydin, yırttın ya. Deli mi ne? Tamam Tevfik'cim, tamam. Efendim ben şimdi günlerdir ben gözümden bir damla uyku geçmedi. Merak kediyi öldürdü diye bir atasözü vardır ya. Aynen benimki de öyle oldu. Yani meraktan oldu. O anlamda söylüyorum. Curiosity killed the cat. Oh yeah. Very very sorry. Excuse me. Yeah. So much. Burhan Bey, Türkçe konuşabilirsiniz. Tabii şey oldum. Yani hakim olduğum bir dil olduğu için. Hey Allah. Efendim, şöyle bir şey yapıyoruz. Ben bu gelinliği alıyorum, kutusuna koyuyorum. Kutuyu alıyorum, Türkiye'nin en iyi terzisinde diktiriyorum. Oradan Türkiye'nin en iyi kuru temizlemecisine hemen gidiyorum. Bunu kupkuru yapıyorum, kutusuna tekrar koyuyoruz. Ondan sonrasında bu kutsal emaneti size getiriyorum, planım bu. Anne istemez istemez. Kaybolur maybolur. Yok anneciğim, kaybolmaz değil mi Burhan Bey? Pardon da yani şu anda Türkiye'nin en iyi moda dergisinin müdürüyüm yani. Bizim elimizden kaç yavruluk elbiseler geçiyor yani. Tabii ki bu gelinliğin hiçbir elbiseyle kıyaslanması mümkün değildir. Anneciğim bence Burhan Bey bunu halledebilir. Ben kendisine güveniyorum. Zaten o kadar üzüldü ki. Ay yavrum, bir yerine bir şey olmasın. Ay yok, iyiyim ben, rahatım. Kendim toparlarım. Gelinliğin, gelinliğin. Burhan Bey, ben şimdi bunu çok güzelce katlıyorum. Ondan sonra her işte bir hayır vardır değil mi anneciğim? Ha, bence siz bunu eskisinden de daha iyi biçimde getireceksiniz değil mi anneciğim? Bana güvenebilirsiniz efendim. Gerçekten kendimi affettireceğim. Aslı, ben bu çekimin fotoğraf renklerini böyle tamamen soldurmak istiyorum. Hani böyle sayfalara bakınca görünmesi. Nasıl fikir? Ya da başka bir şey de düşünebilirim. Peki, kapağa ilk defa bir erkek koymaya ne dersin? Yok deve. Saçma mı? Aslı'cığım, Saadettin diyor ki arkadaşlar sabah işe daha erken gelirlerse daha iyi verim alırız. O zaman daha erken çıkmamız lazım. Bu piyasada da işler öğleden sonra yoğunlaşıyor. Doğru ya. O zaman öyle söylerim artık. O yıllardan beri işte bizim aile işimiz bu. Ben de ileride diyorum torunlarımı çocuklarıma devredeyim Nihal Hanım. İnşallah. Kısmet diyorsunuz yani. Ne yazıldıysa o. Vallahi Allah iyi yazılar yazsın. Allah iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırsın. Orası öyle. Ya hayatta iki şey çok önemli bence. Kendi tecrübelerimden konuşuyorum. Seçtiğin iş ve eş.
Hem de nasıl? Ya işte ben bu ikisinde geçmişte çok büyük hatalar yaptım. Çok vakit kaybettim Nihal Hanım, çok. Oysa ki herkesin bir kader çizgisi var, öyle değil mi? Anlıyorum. Ama şimdi aklım başıma geldi. Yaş kemale erince tabii. Yani işim bu, işimi seçtim. Eşimi de doğru seçmek istiyorum. Ne haber Mülki? Ne arıyorsun lan sen burada, Şam şeytanı? Mülki? Nihal hanımefendi. Merhaba canım. Merhaba. Buran Altıntop. Arkadaşım mı? Nihal Hanım buyurun, biz yürüyüşümüze devam edelim. Ne var Aslı yiyorum? He? Bir daha sakın bana Aslı yiyorum diye hitap etmeyin Burhan Bey. Özellikle de mesai saatleri içinde. Çünkü ben sizin editörünüzüm. Bu bir. İkincisi, bundan sonra hiçbir arkadaşımla ilgili bilgi, dolduruş, fiştekleme istemiyorum. İpinizi çekerim. Var ya, seni takdir ettim bebeğim. Teşekkür ederim. Ben alışverişe çıkıyorum, şekerim. Vallahi Aslı kral editör oldu bence. Ya bu akşam Osman abimin partisine Aslı'nın abisi de geliyor muymuş? Yok, gelmiyor. Ha, iyi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa.